Yani sadece Kahta AK Parti. Kahta AK Parti ilçe başkanı Bedir Yeni, koronavirüs salgınının ekonomik olarak etkilerine dair açıklama yaptı. Şey açısında ayrı bir... Başkan Yeni, koronavirüsün dünya ve Türkiye'de etkili olduğu gibi Kahta'da da yayıldığını ve vatandaşların tedbirlerin alınması noktasında dikkatli olmasını istedi. Şimdi pandemi süreci görüldüğü gibi bir Türkiye'de dünyaya yayılan bir grip hastalığı, bir artık felaket mi diyelim buna, dünyanın şu anki gündeminde yer alan ve gündemi işgal eden bir hastalık, bir rahatsızlık. Şimdi Mart 15 itibariyle tamamen kendini göstermiş ve koronavirüs adı altındaki bu grip hastalığın elbette ki her yerde etkisi olduğu gibi ilçemizde de yaygın bir hale gelmesi, zamanda iş yerlerinin kapanması ve daha henüz işte bizim geçen bir kafe işleten kardeşlerimiz, esnaf kardeşlerimiz, ya işte her yer açıldı, niye kafeler açılmadı? Ne demek? İnsanların belli bir giderleri var, belli bir kirası olan, tahsilleri olan. Elbette ki insanlarımız haklı yerinde soruyor ama bu öyle bir durum ki Allah'ın takdiri derler ya. Bizde bir söz var diyor, tedbir bizde, takdir Allah'ta. Yani bu işin gerçek ciddi boyutunu milletimiz farkında olması gerekir bir konudur. Yeni, sağlık çalışanlarına bugüne kadar verdikleri emekleri için teşekkür ederken ayrıca polis ve jandarma personelinin de yanında olduklarını aktardı. Yani ona biz iman getirmişiz, ona inanmışız. Ama tedbir bizde, takdir Allah'taki emsaliyle, sözüyle. Yani ben buna inanıyorum ki her vatandaşımıza, her bu ülkede yaşayan, dünyada yaşayan her insan için bir tedbir lazım. Yani yeri geldi mi maskelerimizin özellikle takılması, yeri geldiği zaman düğünlerimizde, işte bizim örf adetlerimizde olan, mesela bugün taziyeleri kimse inanmadık, taziyeler kalkacak. Ne yazık ki bugün 15 yaşında, 20 yaşında hatta şehitlerimize dahi taziyeler yapılmama noktasına geldik. Bu ne demek? Yani bunu örf adetlerimizde olmayan, alışkın olmadığımız bir dönem, bir süreç ve ciddi bir süreç demektir. Yani bu ciddi sürece her insanımıza, her ferdin, yani bu ülkede yaşayan her ferdin bir görevi vardır. Yani burada hijyenliğe biraz daha dikkat etmek, bu virüsü bulaştırmamak adına biraz daha da gayret ve bu vebala, bu şeye girmemek gereken, yani burada bir virüslü bir insanın bilinçli bir halde karantina dediğimiz evde veyahut da hastanede tedavi görmesi gereken süreçte çıkıp da 3-5 kişiye bulaştırması, emin olun ki yani Allah korusun o 5 kişide birinin ölümü demek, o insanın o vebala girmesi demek. Yani katil demeyelim, katili bir emsali demek yani. Buna birazcık daha dikkat etmemiz lazım. Ya biz bugün Türkiye ekonomisine geldiği zaman ben kendim bir Asosyal Yönetim Kurulu Başkanı olarak fikrimi soracak olursanız, ben Mart 10'da İstanbul'da inşaat fuarına gittik. İnşaat fuarımız ayın 15'inde bitti. Zaten bitmesiyle beraber virüsün de artık tamamen nasıl diyeyim, yaygınlaşması ve fatık derler ya, faaliyet bitirmesi konumuna geldik, riskli duruma geldik. O süreçte dahil yurt dışında bizim kendi sektörümüzde, inşaat sektöründe gelende de olabilir. Biz bunu gördük. Ben şu anda o bahsettiğim Mart 15'ten sonra şu anki Ağustos ayına kadar 11 ülke biz bağlantı yaptık, ihracatlarımız sürüyor. Eminim ki kendi inşaat sektörü, belki bunu yanlış arkadaşlar yorumlamasın, elbette ki fırıncı kardeşim doldu, mahalledeki kahve, kafeteryası, baktığım zaman neredeyse bakalım manavı durma noktasına geldi ve çoğu süreçte de dışarı çıkma yasağı uygulandı. Adıyaman'da olduğu gibi tüm Türkiye'de cumartesi pazarlardan dışarı çıkma yasağı bile uygulamalar oldu.